Eyyâmen ma'dûdât. Oruç sayılı günlerdedir. Femen kâne minkum merîdan ev alâ seferin. İçinizden kim hasta ya da yolculuk halinde olursa, fe'iddetun min eyyâmin uhar. Başka günlerde o gün tutamadığı günler sayısınca oruç tutar. Ve alellezîne yutîkûnehu, oruca güç yetirebilenler, oruç tutabilenler üzerine bir görev daha vardır. O da nedir? Fidyetun ta'amu miskin. Bir yoksulu doyuracak fidye var. Bir ay boyunca oruç tuttum. Hangi görev oluyor ayrıca? Bir yoksulu doyurma görevi var. Bu da işte Ramazan bayramında vermiş olduğumuz sadakayı fıtırdır, fitredir. Oruç tutabilenlere وَعَلَلَّذ۪ينَ يُخِيْكُونَهُ Oruç tutabilenlere bir başka görev daha var. Fidyetun ta'amu miskin. Bir çaresizi doyuracak bir fidye. Yani onu bir gün doyuracak olan bir yiyecek verme görevi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi var. Diyor ki Allah-u Teala fıtır sadakasını, fitreyi zengin olsun, fakir olsun, köle olsun, kadın olsun, erkek olsun, herkese farz kılmıştır diyor. Allah farz kılmış. Allah farz kıldığına göre bunun bir ayette olması gerekir değil mi? İşte oruç tutabilen, bir insan esir de olsa, Müslümansa oruç tutacak değil mi? Zengin de olsa tutacak, fakir de olsa tutacak. Şimdi bir hadiste de mesela yine bu halde bir rivayet ediyor ki çocuklara da farzdır diyor. Peygamberimizden gelen rivayetlerde. Biz biliyoruz ki Peygamberimizden gelen rivayetler Peygamberimizin ağzından çıktığı gibi değil. Zamanla bir takım ilerveler, çıkarmalar olmuş olabiliyor. Çünkü ağızdan ağza anlatılınca bir takım şeyler ilave edilebiliyor. Şimdi mesela çocuklara farz olan hangi ibadet var? Hangi ibadet var çocuklara? Hiçbir ibadet yok. Öyleyse çocuklara sadakayı fıtırda ne olur? Farz olmaz. Farz olmaz. O zaman çocukları çıkardığınız zaman kadın erkek isterse esir olsun oruç tutabilen herkese farz olan, Allah'ın farz kıldığı bir ibadet var. O da Ramazan bayramında sadakayı fıtır vermek. İşte burada Allah farz kıldıysa bunun Kur'an-ı Kerim'de mutlaka yeri olması lazım. O da bu ayet-i kerimedir. Zaten Peygamberimizden gelen bir hadiste de çaresiz kişilerin doyması oruç tutanlar için, oruç tutanların da yapmış olduğu bir takım hata ve kusurlardan arınması içindir diyor. Yani tuhveten lissâim ve tuhmeten lil mesâkin diye ifade kullanıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada ve'alellezîne yutîkûnehu oruca güç yetirebilenlere bir başka görev daha vardır. O da nedir? Fidyetun ta'amu miskin, bir çaresizi doyuracak fidye gerekir. İşte o fidye Ramazan bayramında ödenecek olan fitredir. Sadakayı fitre. Peygamberimiz zekat ifadesinde orucun zekatı diye adını da veriyor. Tabi fidye denilmesi insandaki bir takım eksikleri tamamlaması açısındandır. İşte o eksik Peygamberimizin buyurduğu oruçlu için bir temizlenme, bir arınma. Zaten arınma kelimesinin bir başka ifadesi de zekattır.